Barış gücü personeline yönelik saldırılar daha önce açıklamalarda şöyle söylenildi. Savaş suçu teşkil edebilir. BM İsrail'e karşı neden işlevsiz? Bunun cevabı çok açık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e yönelik yaprım kararları çıkması lazım ama bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani özellikle 3 daimi üye Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım içeren karara imza atmıyor. Kararın alınmasını engelliyor. Bu bugüne kadar yani dünden bugüne bir olay değil. Aynı şeyleri Gazze'de de yaşadık. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Zecri Tedbirler Bölümüne dayanan Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü çerçevesinde diyelim ki Gazze'de bir ateşkes sağlanması için karar alamıyor. Yani böyle bir karara diyelim ki Ruslar ve Çinliler muhtemelen memnuniyetle onay verirler ama Batılıların böyle bir kararın alınmasına itiraz edecekleri çok açık. Zaten Güvenlik Konseyi'nde sistem yani diplomatlar özellikle Birleşmiş Milletler'de çalışmış olanlar daha iyi bilir. Orada bir konsensüs çıkacağı ihtimali varsa ancak böyle bir süreç başlatırlar veya alevlere oynamak için herkes kendi tarafına ben böyle bir karar getirdim taslak olarak ama diğerleri veto etti ne yapayım falan demek için ama İsrail bu konuda tamamen şeyden rahatlıkla hareket edebiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini tehdit ediyorlar adamlar yani bu konuda. Oysa Genel Sekreterin oradaki barış gücünü kendi başına çekme hakkı yok. Ancak Güvenlik Konseyi'ne götürebilir. Güvenlik Konseyi'nde böyle bir çalışması söz konusu değil. Ama asıl mesele şu, İsrail Hizbullah'a karşı başlattığını ilan ettiği kara savaşında kelimenin tam anlamıyla başarısız. Batağa saplanmış durumda, çok sayıda kayıp veriyor. Bu arada Hizbullah çok etkili füze atışlarıyla İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de vurmaya başladı. Çünkü İsrail sivil, bilmem militan, şu bu ayrımı yapmaksızın her tarafı ağır şekilde bombalayan bir ülke. Ve defalarca uyardılar. Sonra da işte başta Hayfa ve kuzey bölgeleri olmak üzere her taraf vuruyorlar. Zaman zaman da Tel Aviv vuruyorlar. Ve muhtemelen bu İsrail'in sivil yerleşim bölgelerini vurması Hizbullah'ın artarak devam edecek gibi geliyor. Evet. Ragıp Hocam sizi hassas da almışız gibi bir his var içimde ama çok geçmiş olsun ya, diyorum şimdiden. Evet. Alerji dönemi ve bu biraz sıkıntı evet. Biliyorum biliyorum. Bende de benzer bir durum var. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum size. Netanyahu biz uyardık çıkmadılar dedi. Doğrudan işte bir saldırmak gibi bir niyetimiz asla yok dedi. Savaştığımız yerde bir BM değil, UNIFIL değil dedi. Ama bir saldırı var ortada. En az 5 üye de yaralı. İsrail burada BM'yi hedef aldı diyebilir miyiz? Ya da neden BM'ye saldırıyor eğer öyleyse? Valla Dilek Hanım şimdi bir kere neden saldırdığını bilmiyorum. Çünkü neredeyse ölmüş bir uluslararası örgütten bahsediyoruz. Yani bunu söylerken abartmadan söylüyorum. Kuruluş amacına göre ölmüş bir örgütten bahsediyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Hani bizim bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var mı? Gerçekten var. Ama bu yapıdaki bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var mı? Yok. Şimdi bence hani bakıyorum sizin bizden önceki haberde de savaşın ayak sesleri mi? Bu savaş kelimesi o kadar rahat kullanılmaya başlandı maalesef ki. Ben aynı zamanda emekli bir subayım. Savaşın ne olduğunu en iyi askerler bilir. Savaş bir insanlığın başına gelebilecek en büyük felakettir. İşte bugün Gazze'de, Lübnan'da yaşadıklarımız bunun da küçük bir parçasıdır. Şimdi o yüzden fazla bir savaş düşünmeden ve şöyle bir modda var biliyorsunuz. Eğer bir sistem değişecekse bunun bir büyük savaşla değişecek gibi. Türkiye'de çünkü seyrediyorum bazı tartışma programlarında maalesef yani çok yetkin gördüğümüz insanlar da buna vurgu yapıyorlar. Bu doğrudur. Hatta ama, içine girildiğine dair yorumlar var. Ya o
tabii Soğuk Savaş bittiğinden beri Hasan Hoca da bilir. Bu çok söylenen bir şeydir ama Dilek Hanım bu öyle değil. Hı hı. Bu modda kırılabilir. Bakın Soğuk Savaş döneminde her şey ya siyahtı ya beyazdı. Gri bir alan yoktu. İki tane hegemon güç vardı, Amerika ve Sovyetler. İkisi anlaştıkları zaman her sorun çözülüyordu. Biz bu sorunlar çözülürken bunu Birleşmiş Milletler'in içinde yapıyorlardı ve biz bu sorunları Birleşmiş Milletler çözdü zannediyorduk. Halbuki iki tane hegemon güç anlaşıp bu sorunları çözüyordu. Bakın bazen biz belli akademisyenler Soğuk Savaş dönemine Birleşmiş Milletler sistemi olarak adlandırırlar. Yani Birleşmiş Milletlerce yönetilen bir sistem ama gerçeğin öyle olmadığı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıktı. Şimdi Soğuk Savaş'la beraber kırılma yalnızca komünist blokta da olmadı Dilek Hanım. Batı bloğunda da büyük kırılmalar oldu. Yani Avrupa güvenlik mimarisi yumuşadı. NATO'ya ve tabii ki Amerika'ya bakış güvenlik açısından sorgulanmaya başlandı o bağımlılık. Amerika tek kutuplu sistemini yaratacağım derken bir anda çok merkezli bir yapıyla karşı karşıya kaldı. Bugün dünyada hegemon bir güçten bahsedemiyoruz. Öyle bir olunca siyasi, ekonomik, askeri merkezler ortaya çıktı. İşte demin haberinizde Çin'i verdiniz. Çin bir büyük ekonomik merkezdir. Ama o ekonomik merkez içerisinde askeri yapısı destekler bir vaziyette midir? Şu an hayır. Rusya askeri bir merkezdir. Brüksel siyasi bir merkezdir. Ama bu çok merkezli yapıda, bakın kutupluluktan bahsetmiyorum çünkü öyle bir durum yok ortada. Bu çok merkezli yapıda bölgesel örgütler ve bölgesel güçler çok daha fazla ön plana çıktı. Hı hı. Şimdi bazen soruyorlar Dilek Hanım, Türkiye neden bu kadar etkin oluyor dış politikada? İşte temel neden sistemin getirdiği bir neden. Şimdi Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. İsrail Birleşmiş Milletler'in bulunduğu barış gücünün içine girmiş. Evet. Tıkı çıkmayan bir dünya var. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te söyledi. Dünya 5'ten büyüktür diye. Şimdi son Washington'daki Birleşmiş Milletler zirvesinde Biden dedi ki değişimden yanayız Birleşmiş Milletler'den. Tabii Biden'ın hangi değişimden yana olduğunu bilmiyoruz. Hani orası şey. Ama şuraya bir şey söyleyeyim. Yani eğer Birleşmiş Milletler'de gerçekten yapısal bir değişiklik yapılacaksa Dilek Hanım, bunun merkezi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Hı hı. Güvenlik Konseyi'nde bir değişim yaratmadan istediğinizi yapın, sonuç alamazsınız. Peki. Ve aha, buyurun. Bir dolu reform önerim var benim. Bu zor. Şimdi sürem kalmadığı için şuraya bir soru sorayım hemen size Ragıp Bey. Sonra Hasan Bey'e geçeceğim. Bu zor bir şey mi? Zor bir şey tabii ki. Yani sonuçta 5 tane ülke var. İşte Çin, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa. Şimdi bu 5 ülke kendi bu ellerine aldıkları gücü birileriyle paylaşmak isteyecekler mi? Ya da bu güvenlik konseyinin şekli değiştiği zaman işte işin içerisine Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya ve hatta Türkiye daim üyeler, yani veto hakkına sahip üyeler olarak düşün. Şimdi bunların örneğin Japonya, evet, Almanya gibi ülkelere Çin, Rusya nasıl bakacak? Peki. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi sürem kalmadığı için böyle hızlı ilerliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Hasan Hocam siz nasıl yorumlarsınız? Yani Ragıp Bey'in söylediklerinden yola çıkarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendi varlığını koruyamayan bir BM'nin sizce bu saatten sonra etkinliği tartışılır hale geldi mi? Ve siz BM'deki o sorunu 5 ülkeyle mi tarif edersiniz? Şimdi en önemli sorunlardan biri Güvenlik Konseyi'nin yapısı. Hı hı. Şimdi doğrudan bu ülkelere örneğin Amerika'ya yönelik eleştiri getirmek istemeyenler Birleşmiş Milletler gibi genel bir kavramla genel bir kavram üzerinden tartışırlar. Bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını tartışmaya açmanın hele Türkiye açısından hiçbir faydası da yok. Hı hı. Çünkü böyle bir şeyi değiştirmek mümkün değil. Şimdi diyelim ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 10 ülke daha aldınız ve bunlara da veto hakkı verdiniz. Bunlardan birinin Türkiye olması ihtimali 0.03'tür.
Anlatabildim mi? Evet. İkincisi, bu ülkelere diyelim ki Türkiye dışında 5 ülkeye daha veto hakkıyla Güvenlik Konseyi'ne girme hakkı verdiniz. Bu 5 ülke de yine kendi ulusal çıkarları ve etrafında işbirliği yaptıkları ülkelerin çıkarları doğrultusunda o veto hakkını kullanacaklardır. Dolayısıyla eğer bütün devletlerin veto hakkı olduğu bir Birleşmiş Milletler sistemi isterseniz bu defa hiçbir karar alınmaz. Bu böyle gider. Burada mesele şudur. Şimdi mesela bakın, İsrail Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin daimi koruması altında. Hı hı. Başka ülkeleri de başkaları korur. Mesela Kuzey Kore'den bahsediyordunuz. Kuzey Kore'ye karşı çok sert yaptırım içeren, hele hele Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü çerçevesinde yaptırımlar içeren, güç kullanımı içeren bir kararı aldıramazsınız. Onu da Çin ve Rusya korur. Dolayısıyla burada marifet şudur. Bu 5 ülkeden birkaçıyla ilişkileri iyi yürüterek ulusal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaktır. Evet. Devletler de genellikle böyle yapar. Bu 5 ülkenin bir arada istedikleri, yani hemen hemen her konuda aralarında anlaşıp dünyanın gidişatı üzerinde ortak eylem planı yapabildikleri de hiç görülmemiştir zaten. Evet. Ama mesela diyelim ki şöyle şeyler var. Şimdi UNIFIL'e saldırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çok daha sessiz, hı hı, ya da etkisiz. Ama yakın zamanlarda mesela Kıbrıs'ta çok daha insani gerekçelerle bizim insanımız, kardeşim ben buradan bir yol yapacağım, sen buna niye izin vermiyorsun diye müdahale etti. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hemen Türkiye'yi kınayan bir karar aldı. Evet. Demek ki Türkiye'nin dış politikasında bu 5 ülkeden en az birini daimi yanında tutabilme yeteneğini oluşturmaya yönelik bir zafiyet var. Peki. Yani normalde devletler bunu yaparlar. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Sürem dolduğu için böyle kesmek durumunda kaldım. Sayın Ünal ve Sayın Karaca, çok çok sağ olun efendim katkılarınız için.